Arkadaşlar hoş geldiniz. Ben kusura bakmayın hazırlık yapıyorum derse. Şöyle ortalayalım. Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Coğrafya ve sosyal bilgiler de faydalanabilir bu konu. Öyle bir konu. Hatta son yıllarda sosyal bilgilere buradan belki bir soru geliyor. Hatta belki şöyle söyleyeyim. Belki kelimesini çok kullandım farkındayım. <laughs> değerli dostlarım, Sosyal bilgiler öğretmeni arkadaşlar. Hatırlarsanız size yapısal morfolojiden bir soru sormuşlardı. Mesabüt gibi. Devamı gelebilir mi bilmiyorum. Ama faydalı olacağını düşünüyorum. O soruları sorarken de çok abartmıyorlar. Korkmaya gerek yok. Şöyle şarjımız telefon. Ders çok uzun sürecek. Telefonu şarja takayım da bitmesin. Çeyizli sol topraklardan selamlar demiş. Evet. Ne eksik. Ne eksik biliyor musunuz ne eksik? Kolayı doldurduk. Şurada. Başlıyoruz arkadaşlar. Bakayım. İyi iyi. İyi. Gizem Duru. Adınızı okudum. Hadi uğur getirsin. <laughs> Şu kalemi de alalım. Şunu biraz silsen mi acaba? Evi topluyorum ama kendi kendinden dağılıyor olabilir mi? Kendi kendine dağılıyor olur mu? Bu benim kabahatim. Yayınımı bakıyorum. Sosyal bilgiler zordu, o yüzden burada bulunmanızda fayda var. Şöyle kendi ortamımı oluşturdum. Dışarıdan çok ses geliyor mu arkadaşlar? Şu dışarıda havuzun orada müzik yapıyorlar. O sesi almıyorsanız kapıyı açık bırakacağım. Alıyorsanız kapatacağım balkonun kapısını. ÖABT evet. Selamlar. Coğrafya ve sosyal bilgiler kalsın. <laughs> o zaman vertisol diyorsan sen kesin Nesrin Hocam Trakyalısındır. Ama Trakyalıysan Kara Kepir Toprağı, Kepir Toprağı demen lazım. Vertisol yani doğru. Grumusol, Kara Kepir Toprağı. Hepsi aynı anlama geliyor. Dönen toprak, taş doğuran, kara kepir, grumusol, vertisol. Ses geliyor dışarıdan. Tamam kapatıyorum. Böyle daha iyi. Beni de rahatsız ediyor. Bir uğultu. Kentin uğultusu gayet normal. Hadi başlayalım. Alan, alan. Alan işliyorum. ÖABT. Sonra dersin sonunda fark etmeyin de. E tamam hadi coğrafya normal genel kültürcüler. Yarın da sizin için yapacağım. Bugün ÖABT yapayım. Yarın genel kültür yaparım. Pazar günü yine ÖABT yaparım. Pazartesi bir gün genel kültür bir gün şey gideriz. Ben işim gücüm yok. Ama salı günü de sırf bunu söylemek için lafı uzattım. Salı günü de inşallah bir Fransa yolculuğu var. Ama oradan da yaparım. Siz merak etmeyin. Yani dünyanın her yerinden bir telefon, bir tripoda kazanacaksınız diyorum. Bir telefon, bir tripod yetiyor. Yalnız bu tripodları ülkelere girerken almıyorlar demirden olanları günlükte. Lan bununla nasıl bir şey yapabilirsin ya? Yani ne yapabilirsin? <laughs> Başlıyorum. Değerli arkadaşlar, ana akarsuya neyle başlıyoruz hocam? Şimdi ben size birkaç tanım akarsu kurulumuyla ilgili birkaç tanımda bulunacağım. Sonra ha, malumunuz yapısal morfolojiyle başlayacağız. Konumuz jeomorfoloji. Siz jeomorfoloji tarihini okuyun. Yani özellikle Davis, William Morris Davis'in e, yer şekillerini olgunluk, yaşlılık, gençlik gibi sınıflandırdığını, insan hayatına benzerdi, e, benzettiğini bilin. Ama ben bugün sizlere yapısal morfoloji, yatay yapı, monoklinal yapı, kıvrımlı yapı, donlu yapı ve diskordans örtülü yapıdan hızlıca bahsedeceğim ve bitireceğim. Çok hızlı bahsedeceğim, bazı noktalarda yavaşlayacağım anlayabilmeniz için bir sonraki dersimizde kurak yarı kurak topografya ve şekilleri sonra buzul topografyası ve şekilleri ondan sonra periglasyal topografya yani buzul çevresi topografyası ve şekillerinden kıyı topografyasından hızlıca bahsedeceğim kars topografyası ve volkan topografyası diyerek morfolojiyi e bir de tabi çok uzun ve çok zor olan ve her sene sorusu gelebilen fluyal morfolojiden de bahsedeceğim. Onu da anlatacağım. Böylece morfoloji kısmını bitirmiş olacağız. Tamam. Yani ne yaptığımızı bilelim. Morfolojiden sonra hızlıca klimatolojiye giriş yapacağız. Klimatolojide de pratik yoldan size 4 saatte klimatolojiyi anlatırım diye düşünüyorum. Devasa bir konuyu 4 saate. Sonra da hidrografya, toprak coğrafyası, bitki coğrafyası ve kartografya. Ondan sonra beşeri eğlence, beşeri de bütün sosyalcileri hatta bütün Türkiye'yi bekliyorum. Çünkü o zaten bizim genel kültürümüzü arşa çıkaracak olan konudur. Değerli arkadaşlar başlıyoruz. Hadi bismillah. Bakınız. Ana akarsuya konsekant diyoruz. Hani bir akarsu olur ya böyle normalde bir akarsu vardı. Bir de onun kolları vardır. Şimdi bu ana akarsu konsekant. Onun birincil büyük koluna subsekant demiştik. Ana akarsuyun akış yönü bu. Ana akarsuyun akış yönünden subsekanta bağlananlara resekant. Ana akarsuyun akış yönü bu ya. Bak bu. Şuraya yön oku koyayım kuzey. Ana akarsu güneye doğru akıyor. Şimdi eğer ana akarsu yönünden gelip subsekanta bağlanıyorsa ona resekant diyoruz. Eğer ana akarsuyun akış yönünün tersinden gelip bağlanıyorsa ona obsekant diyoruz. Bunları zaten size anlatmıştım. Konsekant, subsekant, obsekant ve resekantı biliyorsunuz. Şimdi sizi bir şekle götürmem gerekiyor. Bir daha. İşte bu gördüğünüz ana akarsu kırmızıyla hemen şu gördüğünüz ana akarsu bizim konsekantımız. Şu gördüğünüz kol bizim subsekantımız subsekant bak. Ana akarsuyun akış yönü böyle olduğu için ana akarsuyun akış yönünden bağlanan şu resekant, ana akarsuyun akış yönünün tersinden bağlanan bu obsekant. Şimdi morfolojinin genel eğimi böyle. Yani şöyle çizim yapacağım sizin için. Bakın. Şimdi Şöyle bir arazi. Genel eğim bu değil mi? Genel eğim bu. Yani bu yönde bir eğim var. Bizim konsekant akarsuyumuz bu. Tamam. Ama etraftaki dağlık arazilerde akarsular var. Bu dağların üzerinde de akarsular var. Ve gelip gelip bizim konsekant akarsuya bağlanıyorlar. Getirelim. Geliyor buradan konsekanta bağlanıyor. Niye kendi eğimi, genel eğime uyup böyle gitmiyor? O zaman buradaki akarsu genel eğime değil, kendi yerel eğimine uyuyor. Topografyanın genel eğimine değil, buradaki dağın yerel eğimine uyuyor. Hafiften bir bağlanırken, bak böyle verevine geliyor. Hafiften bir topografyanın genel eğimine uyuyor. İşte bu genel topografyanın genel eğimine uymayan bütün bu akarsuların toplamına insekant akarsular denir. İnsekant. Tamam. Zaten anlatmıştım. ikinci kez anlatmış oldum. Şimdi diyeceksiniz hocam bir de inkonsekant diye bir kavram var. Hadi onu da ben önce kendi üslubumla anlatayım. Boş bir yer bulayım anlatayım şurada. İnkonsekantı. Sonra da şekil üzerinden bakalım. <laughs> Koladan da bir yudum. Bakın değerli dostlarım. Şöyle bir arazi düşünün. Düz. Ay çok keyifli bu. Bunu anlatmak çok keyifli. Tanımı manımı boş ver. Burada da akarsu akıyor. Böyle gidiyor. Aşağıdan bir baskı yedi. Yesin baskıyı. Yan basınçlar sonucu arazi yükselmeye başladı. Yükselsin. Çok bir, bir sabah mı? Katastrofik görüş mü bu? Bir sabah kalktık ana bizim evin karşısında dağ oluşmuş. Alırım öyle şey? Yavaş yavaş oluyor tabii ki. Şimdi size soruyorum. Orojenez mi daha hızlıdır? Akarsuyun akış aşındırma gücü mü daha hızlıdır? Orojenez mi daha çabuktur? Akarsuyun aşındırma gücü mü daha çabuktur? Tabii ki Akarsuyu aşındırma faaliyeti orojenezden daha çabuk gerçekleşir. Yani orojenik hareket gerçekleşirken yani burada bir kıvrımlı dağ oluşurken akarsu böyle geriye tepilmiyor. Akarsu ne yapıyor burayı? Deliyor. Deliyor, geçiyor. Kendisi yavaş yavaş yükselirken akarsu aşındırmaya. O zaman ne oluyor? Bir yarık oluşuyor böyle. Dağı delip geçmiş bir akarsudan bahsediyoruz. Dağları delmiş, geçmiş bir akarsudan bahsediyoruz. Orijinize dağlar oluşmuş ama akarsu dağı delip geçmiş. E şimdi böyle bir durumda normalde akarsu ta, araziye bakıyorsun böyle. Araziye bakıyorsun böyle. Normalde akarsuyun gelip burada durup burada birikip göl oluşması lazım. Ama yok akarsu dağı delip geçmiş. Hocam siz bize antesedant vadiyi anlatıyorsunuz. Antesedant vadi diyoruz buna. Evet. İşte antesedant vadide akarsu eğime uygun mu yoksa eğime inat mı akıyor? Eğime uygun mu eğime inat mı akıyor? Eğime inat akıyor karşısına çıkan araziyi delip geçmiş. Bu şekilde eğime inadına akan inadına inadına akarsulara inkonsekant denir. O zaman antecedent vadi oluşturmuş akarsular inkonsekant vadilerdir. Aynen öyle. Aynen öyle. Bu bir. İkincisi benzer durum epijenik gedikler için de söz konusu. Epijenik yedikte de bakıyorsun akarsu eski temeline saplanmış. Eğim meyim dinlememiş. Eskiden aktığı yeri kopyalamış. Çökellerin arasında eski aktığı yeri daha önceden burası denizel bir alana dönüşmüştü. Tortullaşmıştı burası sedimentasyon. Sonra o sedimentasyonlar orta, akarsu, şey, deniz geri çekildi regresyon oldu. Akarsu yeniden geldi buraya. Aa benim eski arazim burası. Hmm, nerede akacağım ben? Ya eskiden attığım yer bildiğin yoldan şaşma dedi. Eğimi meyimi takmadı. Kendi bildiği eski arazisinde attı. Akarsuyun bu şekilde eski temeline koplan, kopyalanmasına sürempoze olayı diyorduk. Oluşturduğu vadilere epigenik gidik, de, dedik diyorduk. Burada da eğimi takmıyor. Burada da eğime inat akıyor akarsu. Bu da inkonsekanttır. E, o zaman inkonsekantın böyle bana 2 saat inkonsekant vadinin tanımı için çırpınıp durma. Antesedant vadiler ya da epijenik gedik oluşturmuş akarsular inkonsekant vadilerdir. Anlaşıldı mı? Değerli arkadaşlar anlaşıldı mı? <laughs> Alican Alican bugün. Oo, Aytaç buradaymış ya. Aytaç kuzu. Hocam hocam seni görmeyeli bir buçuk yıl oldu. Bak ÖABT anlatıyorum nerelere geldik. Değerli arkadaşlar anlaşıldı mı? İnkonsekant vadi kavramı da anlaşıldı mı? Ayta selamlar. Selamlarımı ilet. Çocuklara, eşine, arkadaşlara, dostlara. Tamam değerli arkadaşlarım maşallahınız var. Geleceğim uğrayacağım uğrayacağım Bakırköy'e uğrayacağım Aytaç valla biliyorsun yurt dışı şu bu derken e, yeni yeni toparlanıyoruz ama uğrayacağım hala Bakırköy'desindir sen Türkçe öğretmeni Aytaç hocamız Bakırköy pegem'den e, muhakkak uğrayacağım inşallah. Tamam devam edelim o zaman biz şimdi insekant ve inkonsekant hayat boyu unutulmayacak çoluk çocuğa torunlara anlatılacak şekle getirildi mi getirildi. Zaten ÖABT'yi o hale getireceğiz Şimdi size hazırlık olması için direnç tipleriyle tanıştıralım. dedün. Dı dı Sosyalciler bu direnç tipleri size de soru olarak geliyor. Ağaç dalları şeklinde yayılmış bu direnajlara dantritik direnç denir. Çeşitli şekillerde gösterilebilir. Bu da bir ağacın dalına benziyor. Bu da benziyor. Bu da benziyor. Bu da bu da bu da. Bunların hepsi dantritik direnajdır. Kendinizi yormayın. Dantritik direnç deyin. Çok dallı budaklı ağaç dalları şeklinde yayılmış drenaja dantritik denir. Geçtim. Basit şeylerin üzerinde durmayacağım. Değerli arkadaşlar kafesli drenaj. Yani bir akarsuyu çok sayıda subsekant vadilerle ve resekant, obsekant. Şimdi ama kafesli drenajda iki durum söz konusudur. Eğer akarsuya bakın değerli arkadaşlar bu çizdiğim gibi yani dik bir şekilde bağlanıyorsa kollar kollar dik bir şekilde bağlanıyorsa bu kafesli drenajın ortogonal halidir. Ortogonal drenaj deriz. Eğer akarsuya yine kafes oluşturacak ama tam dik değil de verevine bağlanıyorsa o zaman ona romboidal deriz. Ama her ikisi de bizim için ister ortogonal olsun ister romboidal olsun her ikisi de bizim için kafesli direnajdır. Geçiyorum. Bakın ortogonal romboidal. Neden bunu anlatıyorum? Birazdan görürsünüz. İsterseniz hemen ön hazırlık olması. Kafesli direnaj diyoruz bak. Hocam Dantritik ağaç dalı şeklinde nerede görülür? Az sonra zaten öğreneceksiniz ama ben yine de size söyleyeyim. Yatay yapı morfolojilerinde dantritik direnaj görülür. Değerli arkadaşlar kafesli direnajda ise özellikle ortogonal direnaj, monoklinal yapılarda, romboidal direnaj ise kıvrımlı yapılarda görülür. Radyal direnaj, merkezden çevreye bir akış söz konusudur. Volkanların tepesinde sorusu gelmiştir, basit. Volkanların tepesinde, bir yanardağın tepesinden, tek antik domların tepesinden çevreye doğru, merkezden çevreye doğru yayılmaya radyal, ışınsal direnaj denir. Işınsal direnaj. Bir yanardağın eteklerinde çok sayıda akarsu merkezden çevreye doğru akar. Buna ışınsal direnaj denir. Değerli arkadaşlar, bir aşınmış dom, yani dom var, Eskiden üstünde radyal vardı e ama yediler. Geriye aşınımla yediler, yediler, yediler. Aşınmış bir donda birçok akarsu birbiriyle birleşerek onun etrafında dönmeye başladılar. Aşınmış bir donlu yapı üzerinde halkalı eliptik direnç görünür. Bakın halkalı eliptik şöyle de gösterebilir. Halkalı eliptik direneş. Tamam. Arkadaşlar don aşındı. İyice aşındı. ne aşındı. Horst aşındı. Yani doğadaki yüksek arazilerin çoğu aşınır, aşınır, aşınır. Ve en nihayetinde rölyef terselmesine maruz kalır. Yani daha önce bir horst, graben sisteminde horst öyle bir aşınır ki grabenin bile altına düşer. Ve buna rölyef terselmesi deriz. Yahut, yahut bir kalderanın içinde, kalderanın içinde ya da rölyef terselmesinde çevreden merkeze doğru gelir sular. E çukur bir karstik ovada, poli ovasında, gerçi poli ovasında bozuk direnaj görünür. Çok sayıda yer sızma düden olduğu için. Hadi poli, poli ovası da dursun tamam olsun dursun. Çevresine göre çukurda kalan yerlerde çevreden merkeze doğru bir akış söz konusudur burada görüldüğü gibi. Çevreden merkeze doğru bu akış sentripetal direnajdır. Gelebilir, basit radyal gelmişse bu da gelebilir, gelirse sosyalci. Coğrafyacı zaten yapar bunu, şu an coğrafyacılar sıkılıyor. Ya bunu dinlemeye mi geldik ya falan yapıyorlar. Sosyalciler çevreden merkeze sentripital direnaj. Değerli arkadaşlar... Su çok hızlı dökülüyordu hocam. Sonra yere döküldü, etrafa dağıldı su. Tabii böyle dağıldı. Eğimin aniden azaldığı, yüksek eğimli bir yerden eğimin aniden azaldığı bir yere geliyorsanız. Mesela bir horsttan grabene iniyorsanız. Horstta eğim vardı, graben aniden eğim azalır. Ya da bir buzul vadisinden Sandurova'sına ovasına iniyorsanız. Eğim aniden azalır eğimin aniden kaybolduğu, azaldığı yerlerde örgülü direnaj ağı görülür. İşte buyurun Sandrovası üzerinde veya Grabenler'de örgülü direnaj ağı görülebilir. Örgülü direnaj. Arkadaşlar birbirinden keskin sırtlarla ayrılan araziler var mı? Hiç siz Yıldız Dağları'nın güney yamacını Google Earth'ten böyle yakınlaştırıp baktınız mı? Nasıldı hocam? Bakmadık. Siz baktıysanız söyleyin. Evet baktım. Boş zamanlarımda böyle işler yapıyorum. Birbirinden keskin sırtlarla ayrılmış dar ve derin vadiler, yani dar ve derin vadilere hokbek diyebilirsiniz. Hokbek. -back. Hokbeklerde burada akan akarsuyun yandaki akarsuyu kapması öyle kolay olmayacaktır. Entriksiyon yani kapma olayı gecikecektir çok sayıda birbirinden bağımsız akarsu birbirine paralel şekilde akacaktır. İşte böyle akarsulara, direnajlara paralel direnaj denir. Birbirinden keskin sırtlarla ayrılmış hokbek yapılarda paralel direnaj görülür. Durun bitmedi. Bitmedi. <laughs> dur, dur, dur. Bazen bu durum şöyle de olur. Horst... Ne Horst'muş hocam sen de ya... Horst... Üç boyutlu çizeyim... Uh, mis gibi... Coğrafya kadar güzel bir bilim yok... Ahanda Graver... Çünkü... Gitmesek de... Görmesek de... Anlıyoruz... Dijital bir ses tonuyla... Anlatıyoruz... Şimdi... Horst'un üstünde hızlı bir eğim var. Burada birbirinden bağımsız akarsular akıyor. Çünkü eğim fazla. Vadiler oluşturmuşlar. E ama burada da garibin bir tane akarsu akıyor. Yani bunlar aslında Grabende akan bir akarsuyun mesela bizim Büyük Menderes Nehri'nin hemen kenarında Horst'tan gelen akarsular. Yani bunlar aslında Subsekant akarsular. Evet hocam bu konsekansa. Bunlar da subsekanttır haliyle. E ama subsekantlar birbirine paralel. Ana akarsular değil. Akarsuyun kolları birbirine. O zaman ona ben paralel demem. Sub paralel derim. Bunun adı da sub paralel direnaj. Ya ben bir arada yorum açayım derse oluyor mu? Olmuyor. Anlaşılıyor mu? Artı devam edeceğim. Anla sub paralel direnaj anlaşıldı mı? Graben üzerinde bir konsekant akarsu söz konusu ise Horst üzerinde akan paralel direnaja ait yani sub paralel diyoruz. Niye? Çünkü bunlar subsekant akarsular. Harikasınız. Muhteşem. Devam ediyorum o zaman. Tamam. Bak sub paralel. Paralel sub paralel. Kancalı. Onu da anlatayım. Değerli arkadaşlar burada bir akarsu akıyormuş. Burada da bir akarsu akıyormuş. Yalnız bu akarsu buna göre daha güçlü. A akarsuyu B akarsuyuna göre daha güçlü. A akarsuyunun geriye aşınım gücü daha fazla. A akarsuyu geriye aşınımla gelip gelip bunu buradan kapabilir. Geriye doğru aşındı, geldi B akarsuyunu buradan kaptı. Geçmiş olsun. Kapıldın. Misadereye uğradın. Kapıldın. Kapıldı. Artık bu A akarsuyunun sadece bir kolusun sen. B akarsuyu diyemem sana. Sana en fazla subsekant derim. Niye? Sen çünkü artık A'nın bir kolu haline geldin. E ama bak nasıl kapıldı. Ana kanca gibi. Kancalı direnaj. Kapma olayıyla kancalı direnaj görünür. Geç. Değerli arkadaşlar. Birikinti konuları birikinti yelpazeleri üzerinde aniden eğimin azalmasına bağlı olarak akarsu çeşitli yönlere doğru kollara ayrılır. Burada yelpaze evik tipi direnaj söz konusu olur. Yelpaze direnajı. Yelpazedir anaş. Anladın anladım. Ben hızlı konuşurum arada yani ne yapayım. Çünkü zaten ekrana bakmadan konuşuyorum. Birikinti kolonileri birikinti yelpazeleri üzerinde diyorum ki akarsu geldiği zaman eğim aniden azalır. Önce iri unsurları bırakır sorusu gelmiştir coğrafyacılara sonra ince unsurları bırakır. Sen örülünce önce elindeki ağırları bırakırsın. Ay çok yoruldum cebindeki çakmağı bırakayım. La önündeki poşeti bıraksana önce. Doğada fizik işler. Fizik. Önce büyük parçalı. Bunun sorusu geldi. Yapamayan oldu. Ya diyor ki hocam bir birikinti konusunda istiflenmeyi sordu. Hey. E tamam sorusu ne güzel. Önce büyük parçalar sonra giderek küçülür unsurlar. Önce büyüğü bırakacak. Önce yoruldun önce büyüğü bırakırsın. Mantık işler yani. Bu soru gelmiştir. Neyse biz işimize dönelim. Ne işte bak gitti. <laughs> etrafa yayılır. Buna yelpaze deriz. <laughs> tamam yelpaze direnajı. Aha sizi tanımlayan bir kelime geliyor. Yazo. Yazo kim? Atanmamış akarsu demektir yazo. Atanmamış. Ek atama bekliyor. Ama neden? Çünkü bunun olayın şenlik kısmıyla alakası yok. Bir graben üzerinde, bir graben ovasında akan akarsu büklümler oluşturur. Artık kolları yoktur. Zaten yavaşladı. Sona geliyor artık işin sonuna. Burada artık bu atandı. Bu işi bitiyor çünkü yavaş yavaş. Etrafta böyle küçük küçük Oxbow gölleri falan olabilir. Bols. Kenarda onu izleyen, uzaktan izleyen ama akmaya da devam eden bağımsız bir akarsu vardır. Şu. Taban vadilerinde görülür. Tabanlı vadilerde görülür. Kenarda. İş burada dönüyor. Burada eğlence var. Oxbow gölleri falan burada takılıyor. Ama bu kenarda akıyor. Bağımsız tek başına kıyıdan köşeden gidiyor. Kimse onu görmüyor, duymuyor. Onun adı yazo tipi direnaj. Anlaşıldı mı? Direnajlar anlaşıldı mı? Hemen yapılara geçiyorum. <laughs> Morfoloji kolay ya. Tekrar oluyor size. Hadi neyse canınız sağ olsun. Tekrar oluyor. Siz flüvia... Flüyal morfolojiye gelin. Flüyal dinleyin benden. flüya. Gamze hocam burada mı? Gamze. Evet Gamze hocanın lakabı yaz o arkadaşlar. Yemin ederim atanmadığın sürece sana yaz o diyeceğiz. Artık git hocam git 25 yıldır KPSS'ye hazırlanıyorsun ya. Bir ayağın çukurda artık mezara girmeden atan ya. Zaten sen atandıktan birkaç ay sonra seni emekli edecekler yaş haddinde. Gamze yeter Yeter yemin ederim ben bu işe başlamadan önce sen buradaydın ya. KPSS'e başlamadan önce KPSS'ye hazırlanıyordun. Yapma gözünü sev. Kaç darbe gördün. Kaç ihtilal gördün. Kaç savaş gördün. Git artık ya. Allah ım. Tamam yaz olar. Devam ediyorum. <laughs> Ağlarım ama demiş ben devam ediyorum anlatmaya. <laughs> yatay yapı. Bu sosyalcilere de geldi. Coğrafyacılar zaten ısrarla sordular. Ama benim burada çok anlatacak bir şeyim yok. <laughs> yatay yapı üzerinde <laughs> dantritik bir direnaj olur. Herhalde yapı bir şekilde ama size ekstra bir kaç şey söylerim. Ekstra. Ben de ekstra bitmez. Bak söylerim. Hiç duymadığın şeyler de söylerim yatay yapılı. İlla ki bulurum duymadığın bir şey. Hadi bakayım. Hatta soru olarak soracağım. Hocam işte aşınımdan arta kalan en üstteki yapıya yapı platosu. Onun hemen altındaki yapı platformu şurası yapı platformu. Yapı platformları küçülerek mesaya. Mesalar daha da aşınarak bütlere. Bütler iyice aşınarak pinaklelere dönüşür. Yani Yatay bir yapıda dantretik direnaj ağı araziyi aşındırır, aşındırır, aşındırır. Yukarıda yapı platosu, onun altında yapı platformu daha küçük olan ve daha aşağıda olan yapı platformu. Onun küçülmüş hali mesa. Mesanın daha da aşınıp küçülmüş hali aşınımdan arta kalan parçaları anlatıyoruz. Büt. Ondan da daha küçük pinakle. Burada hepsini görebilirsiniz. Mesa, masa gibi zaten. Büt ve pinakle. Pinakle sivri oluyor. Bak bu pinakle. Bak bu pinakle. Bu mesa. Mesa böyle geniş. Bu büt. Büt. Dar. Şu pinakle. Bak şurada bir tane pinakle de biz bulduk. Tamam. <laughs> tamam. Ne diyebiliriz yatay yapıyla ilgili? Yani işte Cihan Beyli platosu için yatay yapıl. Doğrudur. Kabul ediyorum. Cihan Beyli platosu doğru. Yatay yapıldır. Bana Türkiye'de yatay yapılı ikinci bir plato söylemeniz lazım. Meraküm diyeceksin Sivas olaylarında meraküm. Tamam o da yatay yapılıdır. Bana Türkiye'de daha meşhur yatay yapılı bir plato söylemeniz lazım dedim size sorarım diye. Ancak kaçın, ancak kaçın. Mesa, Bürt, Pinat ve Yapı Platosu, Yapı Platformu, Dantritik ağı, yatay yapılı da Dünyada işte çok meşhur Colorado, Colorado akarsuyunun oluşturduğu Grand Canyon bölgesi. O da yatay yapılı. E tamam tamam onu da biliyoruz. Bana Türkiye'de yatay yapılı bir, bana yatay yapılı en büyük Cihan Beyli yatay yapılı. Merakün platosu yatay yapılı Sivas dolayları. Şimdi yazılı kaya diyorsunuz. Yazılı kaya platosu arkadaşlar monokniraldir. Monokniral bir platodur. Kıyı Ege'ye doğru eğimlidir. Afyon Uşak dolaylarından kıyı Ege'ye doğru eğimlidir. Cihan Beyli yatay yapılıdır. Ya zaten ben onu anlamıyorum. İç Anadolu platoların birçoğu yatay yapılı. Ama size Türkiye'nin en meşhur yatay yapılı platosunu söyleyeyim. Niye? Neden biliyor musun? Şimdi bir sürü kişi ÖABT anlatıyor. Örnek olarak herkes de Cihanbeyli platosu. Bir çıksa sorusu herkes böyle afanlayıp kalacak. Yahu Erzurum-Kars platosu, Erzurum-Kars platosu kadar yatay yapılı başka meşhur bir plato var mı? Ama lav platosu zaten lav platolara yatay yapılı olur. İşin ilginci Türkiye'nin en meşhur mesaları, en meşhur bütleri o bölgededir zaten lav platoları, volkanik topografyanın vazgeçilmez platoları ve unsurlarıdır. Volkanik topografyalar da mesa, büt, pinakle gibi unsurlar görülür. Esasen bunlar aynı zamanda volkan topografyasının unsurlarıdır. Çünkü lav platoları, lav platoları yatay yapılıdır. Eğer yatay olmasaydı olav oradan akar giderdi. Mantık işler, zeka işler ve coğrafyacı analiz eder, muhakeme eder, kendi sonucuna kendi ulaşır. Başka kim ne derse Yola devam. Devam ediyorum. Var mı sorunuz? Devam. Yatay yapıdan da bir şey çıkardık söyleyecek ekstra bir şey. Volkan topografisinde bir daha konuşuruz onu. Şöyle yapalım da herkes görsün. Hıh. Monoklinal yapı. Valla ben bunu şekil üzerinden anlatacağım. Kuesta sırtı. Kuesta cephesi. İstersen böyle çizsin. Kuesta sırtı, kuesta cephesi. Kuesta sırtı. Kuesta sırtı daha az eğimlidir. Daha çok eğimli olan kuesta cephesidir. Tek alana eğimli olan arazi genel olarak tek alana eğimlidir. Kuesta sırtı. Burada duralım yeter. Uzatmayalım buradan keselim. Şimdi değerli dostlarım bu arazide önce nasıl bir direnaj olur? Kueste sırtı ve kueste cephelerini kesen bir konsekant akarsu vardır. Niye hocam bu? Ben bunu anlamıyorum hocam. Bu burada akması gerekmez mi ana akarsuyun? Hayır. İşte siz bunu parça olarak görüyorsunuz. Aslında bu genel eğim şu doğrultudadır. Bak genel eğim şu doğrultudadır. Arazinin geneli mi? Böyle. Bunlar bu genel monoklinal arazinin parçaları. Kuesta sırtı, kuesta cephesi, kuesta sırtı, kuesta cephesi. Aman her yere çarptım. Elimi, başımı, her yeri. Heyecanlanıyorum. O yüzden buradan akan akarsu şöyle konsekanttır. O zaman bu subsekanttır. Şimdi numarayı çaktık. Şöyle bir boşluk bulun şurada anlatayım size. Kendi anlatımımla geliyor. Hayat boyu unutmaz. Torun torunlar anlatırsın. Dindik, dikkat et. Koesta sırtı, koesta cephesi, koesta sırtı, koesta. Böyle genel bir eğimle vereyim ha. Şöyle. Koesta sırtı, koesta cephesi, koesta sırtı, koesta. Çuçucu. Genel olarak da böyle eğimli. Çiz buraya konsekant takar suyu. Çizdim hocam. Buraya da subsekant akarsu çiz. <laughs> Çizdim hocam. Subsekant ya da böyle. Tamam. Şimdi değerli arkadaşlar Cuesta cephesinde tabi korniş var. Korniş sert tabaka. Altında da şev var. Şurası da şev Cuesta cephesinde. Şimdi bu subsekant akarsu eğimin genel doğrultusu böyle olduğu için evet burada akıyor ama zamanla böyle ...gıdım gıdım da bu tarafa yanaşıyor. Yer değiştiriyor yani böyle. Burada akarken... ...bir yandan da yana aşınımla şöyle şöyle... ...Cuesta cephesini yiyor. Tamam? Yiyor Cuesta cephesini. O zaman bu süpsekant akarsu... ...şu yönde yer değiştirir. Süpsekant depresyonun... ...geneleğin doğrultusunda... ...Cuesta'nın akış yönü doğrultusunda... ...yer değiştirmesi olayına... ...homoklinal kayma denir. Homoklinal kayma... Homoklinal kaymayla subsekant akarsu buradayken bir bakıyorsun yemiş burayı. Burayı yemiş. Dik hale getirmiş. Aynı olayı buradaki subsekant da yapar. Ve zamanla bu Cuesta sırtları birbirlerine yakın dar ve dik vadiler haline gelmeye başlarlar. Buradan yendi ya gitti burası. Burası da gitti. Giderek aşınıyor böyle. Ve bu dar ve derin vadilere hokbek adı verilir. Monoklinal yapılardaki akarsu ağı kafesli ama ortogonal yani dik açıyla bağlanan. Zaten dik çizmeye dikkat ettim. Homoklinal kayma. Homoklinal kayma sonucunda iki kuesta sırtının birbirine yaklaşıp böyle olan bir yapının şu hale gelmesi. Şunlar birbirine yaklaştı. Böylece dar ve dik bir vadiye dönüşmesi şu depresyonun. Onun adı Hockbeck olur dar ve dik vadinin. Subsekant yer değiştirmesinin adı homoknilal kayma olur. E burada ne kalır başka geriye kalmaz. Ama size çok ince bir ayar çekeceğim. E zamanla bu hocam illa iki tane birbirine yaklaşacak diye bir şey arazi tasfiye edildi. Tek bir tane tepe kaldı. <laughs> Arkadaşlar arazinin tasfiye süreci sonunda tek bir tepe kalırsa yani sadece koesta sırtı kalırsa. Buna dikkat et. Bak burada. Kuestak sırtı. Ya hocam sırt. Evet bu da dik. Ama hem korniş var hem şey var. Buna bak. Kaldırılıp sadece kornişlerden oluşan tepeler kalır. Dik. Ve yumuşak alanları aşınmış. O dik tepelere genelde bu bakın kret denir. Kret. Yani kret de olsa tek bir tepe. Monoklinal yapıda Pinakle gibi tek bir tepe görürsen ona kret diyeceksin. Dar ve derin vadilere de oluşmuşsa ona hokbek diyeceksin. Şimdi Cuesta sırtı, Cuesta cephesi, hokbek, homoklinal kayma, kretle ilgili sorusu olan sorsun. Açıyorum. Homoklinal kayma, Cuesta ama sadece kornişten müteşekkil tek tepeler kretler. Var mı sorusu olan? Yok galiba. Devam ediyorum. Ben şimdi... Hocam nasıl böyle bu geriliyor ya bak. Şurası geriledi geriledi. Ah, şurada anlatayım sana bunu. Kalemim nereye gitti? Ha şurada. Hocam buranın aşındığını düşün. Bütün bu bölge gitti. Sadece koest sırtından. Sert bir tabaka kaldı böyle geriye. Ona krep diyeceksin. Tamam. Korniş oluşumu mu? Korniş yapının kendisinde vardır. Bak. Zaten bir sert tabaka, bir yumuşak tabaka. Yumuşak tabaka ve sert tabakadan oluşan buraya korniş, bak korniş sert, yumuşak tabakaya da şev denir. Bu zaten oluşan bir şey değil. Yapının kendisinde midir? Var olan bir şeydir. Sert tabakalara. Korniş. Altındaki yumuşak tabakaya. Bir de şekil üzerinden anlatıyorum sizin için. Dur yorumu kapatayım. Kreti bir daha anlatayım. Tamam. Bakın değerli dostlarım. Şimdi. Burada bir konsekant akarsu var. Unutmayın ki bütün arazi akarsu tarafından yenmek için can atıyor akarsu. Bu da subsekant akarsuymuş. Subsekant bu yönde gider. Hocam böyle akmıyor mu ya? Niye böyle gidiyor? Yan yan gider. Yan yan. Çünkü geneleyim. Yani burada akıyordu. Sonra burada akmaya başlar. Sonra burayı yiyerek burada akmaya başlar. Alttaki şevi yiyor. Üstteki korniş kalıyor. Aynı şey burada da olduğu için geriliyor. Vadi geriliyor. En nihayetinde bu tepeyle bu tepe yenerek yenerek böyle tasfiye edilerek birbirine yakın iki tepe haline geliyor bu sırt. İki sırt birbirine yaklaşıyor. Ortada dar ve derin bir vadi kalıyor. Ona hok bekliyoruz. Şimdi bu bir dur. Sonra burası daha da yeniyor. Bu vadi çöktü gitti. Ay bir saniye. İyice tasfiye edildi. Sadece tek bir Cuesta sırtı kaldı sadece. Bu falan kalmadı. Burayı yedi götürdü böyle. Hop götürdü. O tek kalan Cuesta sırtına da kret diyeceksiniz. Tek kaldı. Niye tek kaldı? E, buradaki gitti. Geçmiş olsun. Bunu akarsu aldı götürdü. Önce birbirlerine yaklaştırdı. Ama daha da dayanamadı. Bu gitti. Burada aşının... Bunun sebebi ne hocam? Niye alttaki gitmedi? Çünkü yukarıda eğim daha fazla olduğu için yukarıdakiler daha önce tasfiye edilir. Şekle bak. Şekle bak. Niye burası tasfiye edilmemiş de buradan başlamış tasfiye? Bak burada bir şey kalmamış. Şahit tepeler kalmış. Küçük küçük şeyler kalmış. Bak burası iyice parçalanmış. Burada daha sapa sağlam koyasız. Topografyanın genel eğimi bu. Aşınım yukarıda daha fazla birbirine yaklaşırsa iki koyasta sırtı hokbek. Ama tek başına kalırsa bir koyasta sırtı kret. Tamam. Monoklinal yapının ağı <coughs> Monoklinal yapının ağı kafeslidir, ortogonaldir. Ve monoklinal yapıya ait olan unsurlar Cuesta sırtı, Cuesta sırtı, Cuesta cephesi, Şşş. aşınımdan kurtulmuş bir Korniş ve Şev'in birlikte olduğu bu unsura Şahittepe, iki Cuesta sırtının birbirine yaklaşmışsa oluşan vadilere Hokbek, zamanla biri ortadan kalkmış tek başına bir Cuesta sırtı kalmışsa Kret. Subsekant akar eğim doğrultusunda yan yan yer değiştirmesi. Burada akarken zamanla buralarda akması homoklinal kayma. Şimdi var mı sorusu olan? Kolamı doldurayım. Kolayı doldurayım. Şu kolayı doldururken ekranda dolduracağım. Bak. Bunun bir kol olduğunu Marka yapmasın Pepsi. Niye yaptığımı biliyorsunuz değil mi? Maalesef. Aret, aret, aret volkan topografisinde olur. KPSS sürecim. Coğrafyacısın değil mi? Aret volkan topografi. Ha aretin aynısı. Güzel bir şey söyledin. Teşekkür ederim. Genç bir arkadaşımıza benziyorsunuz. Teşekkür ederim. Aret volkan topografisindedir. Gurbet misal hocam senin için kaydedeceğim. Allah bağışlasın. Sen çocukla ilgilen sonra boş bir vakitte dinlersin. Fidar Enet, Fidar Rent, senin için homoknel kaymayı son kez anlatacağım. Senin için homoknel kaymayı son kez anlatacağım. Tab, senin için de canlı yayında dolduruyorum sonra başka bir şey diyorlar adam canlı yayında çünkü şu anda arkadaşlar bu sabah aslında olan şeyler tamamen bu dersleri anlatmamla ilgili çıldırmış ve arkadaşıma arayıp bir öğretmen arkadaşıma bu adam ne yapıyor e, ÖABT'yi böyle anlatılır mı ücretsiz olmasından bahsediyor ondan sonra da ne hikmetse Twitter'da bir saldırı oldu ya olsun yani. Ama ne olacak ya burada bir şeyler anlatıyoruz. Ben bir de psikolojik olarak iyi değilim zaten böyle anlatarak kendim mesleğimi icra edecek bir alan olmadığı için kendime bir alan bulamadığım için en azından unutmamak için de sizlerle beraber çalışıyorum işte yani ne yapayım? Yapabileceğim daha iyi bir şey yok hayatta. Gittik inşaat işçisi olduk Almanyalarda biliyorsunuz. Özür dilerim devam ediyorum. Sadece dostumuz için son kez homoklinal kayma. Çıkmaz aslında çıkmaz. Sosyalci sana hiç çıkmaz zaten canını sıkma. Homoklinal kayma çıkmaz. Coğrafyacıya da beklemiyorum da. Bu bizim koyasta sırtımız. Geniş çizeceğim. Burada bizim koyasta. Bak şimdi %100 anlayacaksın hocam. Koyasta cephemiz. Bu da bizim koyasta sırtımız. Koyasta cephemiz. Tamam hocam buraya kadar sorunumuz yok. Genel eğimimiz de zaten bu yönde. Her şeyin bir de kendi yerel eğimleri var. Burada akan kırmızıyla çiziyorum bakın. Bir konsekant akarsu var. Böyle akıyor. Sırtları ve cepheleri yarıp gidiyor. Burada da akan bir subsekant akarsuyumuz var. Ama bu subsekant akarsu böyle akarken zamanla yana aşınımda burada akmaya başlıyor. Niye hocam bu tarafa gidiyor? Neden bu tarafa değil de bu tarafa gidiyor? E geneleyin böyle ya. Sonra burada akmaya başlıyor. Buraları aşındırıyor tabii. koesta cephesinin şu alt taraftaki şevi aşındırıyor. Sonra burada akıyor. E hani burada akıyordu eskiden? Artık burada akıyor. Cuesta cephesi boyunca yer değiştirdi. İşte bu Subsecant Akarsu'nun Cuesta cephesi boyunca yer değiştirmesine... Homoklinal kayma deriz. Senin hatırın için bir daha anlattım. Bu kadar. <laughs> Homoklinal kayma sonucunda koester sırtları birbirine yaklaşarak hokbek adı verilen ve derin vadileri oluşturur. Dedim monoklinal bitti. Daha fazla vakit kaybedemeyiz. Kıvrımlı yapı var. Şimdi size kıvrımlı yapıda hiç kimseden duymadığınız enteresan bir bilgi vereceğim. Çiz. <laughs> çiz hocam çiz. En güzeli kendin çiz. Antik Ninal, Senk Ninal. Antik Ninal, Senk Ninal. Arkadaşlar, burada akan akarsuyun adı, Senk Ninal'de akan akarsuyun adı, boyuna konsekant. Yani namı diğer Vav. Burada akan akarsuyun adı eline konsekant. Yani ra, namı diğer R. Vav R. Ama bunu soran arkadaşlar olabilir. Yahu hocam bunun adı boyuna konsekant. Sekmelerde akıyor. Bunun adı da enine. Bunun subsekant olması gerekmez miydi? Sonuçta bunun kolu. Hı -hı. Kıvrımlı yapılarda antiklinal ayrı bir morfoloji, senklinal ayrı bir morfoloji için olarak düşünüldüğünden dolayı buna boyuna konsekant. Bu da kendi içinde antiklinali eline kestiği için buna da konsekant demişler. İşte hiç kimseden cevabını alamadığınız bir soru. Niye antiklinal üzerindeki akarsuya buna bağlanmasına rağmen subsekant değil de enine konsekant denmiştir? Sebebi antiklinalin bağımsız bir yapı olarak düşünülmesidir. Diyor ve devam ediyorum. Tamam. Hocam val. Hocam rü. Çok güzel. Yani enine konsekant rü. Boyuna konsekant val. Hocam antiklinalin aşınım hızı. Antik Ninal üzerindeki akarsuyun geriye aşınım hızı Senk Ninal'deki akarsuyun geriye aşınımdan daha fazladır. Antik üzerinde geriye aşınımla bir yarık oluşur. Zamanla o yarık derinleşerek Antik enine bir şekilde kesilir. Görüyor musun burayı? Enine kesildi. O kesiye kesik, kısık, külüz adı verilir. Yani şu akarsu geriye aşınımla burayı yedi, kısık oluşturdu, kısık. ...yahut antiklinal üzerinde bulunan bir gölden... ...göl gidegeni halinde bulunan bir akarsu da bunu yapabilir. Fark etmez. O da kısık, külüz. Bu, hocam ya bu boğaz değil mi? Ya aynı şey zaten, boğaz. Yani antiklinal bir şekilde yarılmışsa boğaz. Ha, buna antesadan deme. Antesadanın oluşumu an farklı. Onu konuşacağız. Az önce de biraz konuştuk. Val, rı, külüz yani kısık. Devam ediyorum. Antiknaller üzerinde aslında antiknaller üzerinde boyuna bulunan akarsular da vardır. Bizim en büyük yanılgımız ne biliyor musunuz? Her şeyi çizgi film gibi düşünmemiz. Zannediyoruz ki antiknal böyle. Hocam burada adamlar nasıl duruyor ya? Bir adım atarsa sağa düşecek. <laughs> antiknal öyle bir şey mi? Sen antiklernin üzerinde yürü, antiklern üzerinde olduğunu anlamazsın. Biz böyle çizim zannediyoruz. Aa, acam antiklern üzerinde dengeyi sağlamak çok zordur ha. Bir sağa hareket mi düşersin, bir sola. <laughs> Öyle bir şey değil ya yani, antiklern. Böyle bir şey antiklern, böyle bak, böyle bir şey antiklern, böyle. Antiklern üzerine şehir kurarsın. Yani sen ne orada filmlerde gördüğü o ince sırtlar falan? Hayır o değil. Antiknalin üzerinde boyuna bir akarsu da olabilir. O da orayı yarabilir. Ama boyuna şekilde yarılmışsa antikler ona komp deriz. Eğer boyuna şeklindeki bu yarık giderek derinleşir, dar ve derin bir vadi halini alırsa hokbek deriz. Dur! Hani hokbek hocam monoklinal yapıdaydı? E, kıvrımlı yapıda da hokbek var canım. O kadar da değil. Kıvrımlı yapını da hokbek var nasıl yani? Bir daha. Ortalık çok karıştı burada. Bir daha hocam. Antiknal değil mi? Bak yazmış. Antiknal dar ve derin bir şekilde. Önce böyle hafif yarılırsa kom. O yarık zamanla derinleşirse hokbek. Dur. Bitmedi. Antiknal böyle yarıldı. Hokbek ya burası. Bir taraf kayboldu gitti. Tek başına antiknalin köşesi kaldı. Anam. Yine kret. İşte bu. Yine kret. E, demin monoklinalin tek başına tepesi kalmıştı. Kretti. Şimdi antiklinal yarıldı buradan. Yarıldı yarıldı yarıldı. Bu tarafı gitti. Antiklinalin solu kaldı sadece. Tek başına antiklinalden bir parça kaldı geriye. Kret. Dişin kırıldı. Küçük bir kırık kaldı. Öyle bazen olur ya böyle. Bir de ön dişlerde olunca çok tipsiz olur. İşte o kret. Anlaşıldı mı? <laughs> burnum akıyor. Bugün grip miyim? Ezze miyim? Anlaşıldı mı? hok de sırt. Ama iki sırtın arasında kalan dar ve derin vadiye hok denir. <laughs> kret anlaşıldı mı? Kıvrımlıda da var kret. Monoklinalde de var kret. Mantık oluşumu aynı. Canın sağ olsun. Eğer branşın coğrafyaysa alerji alerji Gamze hocam. Evet dur bir peçete bulayım da. <laughs> alerji çıktım ya bugün yürüdüm. Yürüdüm. Tamam süpersiniz. Anlaşıldıysa süper. Harika. Bir halay modu bende nüksetti. Bunu açacağıma telefonu tuşuna bak. Devam ediyorum, devam ediyorum. Biraz nefes aldım, devam ediyorum. Tamam, yayınımız kopmamış, çok güzel. Aman kopmasın. Bu kadar şeyi bir daha anlat ama. Anlatırım size yani. Başka ne diyebilirsiniz hocam? Kıvrımlı yapıyla ilgili bize valı anladık. Valı anladık, rüyü anladık, külüzü anladık. Antik boyuna yarılmasıyla oluşan komp, onun derinleşmesiyle oluşan hokbekleri aynı kıvrımlı monoküler yapıdaki gibi. Zamanla tek başına kalan bu tepeler, kretleri. Şimdi dikkat. Ay şu fotoğraf çok güzel. Hocam bu antik değil mi? Evet antik Ama çevresinden yüksekte. Antikni, Nasenkni, Antikni. Antikler üzerinde aşınım daha kuvvetlidir. Antikler üzerine yerleşmiş olan ışınsal bir drenaj belki zamanla antikler yemiş. Ondan sonra halkalı bir drenaja dönüşmüş. İyice aşındırdığında aşınmış bir antikler üzerinde halkalı drenaj iyice yemiş ve antiklinali senklinal seviyesinin aşağına düşürmüştür. Artık burası bir antiklinal Burası bir senklinal. ama ee, senklinal antiklinalden yüksek. İşte rölyef terselmesi. Onun için bunun adı tünemiş senklinal. Bunun adı rölyef terselmesi. Ama buradan da size ince bir ayar çekebilirim. Antiklinal, senklinal. Allah'ım. Nazara mı geldi? Ne oluyor bu? Bir saniye geliyorum arkadaşlar. Geldim. Şimdi. Soru geliyor. Hocam bu bizim antik mineralimiz. Aşındı, 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 aşındı. aşındı. Senklerle aynı seviyeye geldi. Adı ne? Buyurun açtım. Gamze sen hariç. 25 yıldır ders alıyorsun Gamze. Sen bilirsin tabi. Bırak başkaları söylesin. <laughs> yazo, yazo sen hariç. Antiklinal aşındı, 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 aşındı. Senklinalin altına inmeden, o seviyeye inmeden önce antiklinal senklinalin seviyesine geldi. Bunu Türkiye'ye öğreten, bakalım kaç kişiye öğretebilmişim bugüne kadar. Aynı seviyeye geldiler. Senklinal ile aynı seviyeye geldiler. Vay İlkay hocam, denklinal denir buna. Bravo. Vallahi bunu ben anlattım. Demek ki yayılmış. Denklinal. Bay bir her şeyi biliyor bu arkadaşlar. Gerçekten bana çok az ihtiyaç kaldı. Çekip gideceğim buralardan. İşte bu senenin sorusu olacak. Size iki yayın önce söylediğim soru buydu. Arkadaşlar bu soru yıldız koyuyorum. Soru işareti koyuyorum gülücük koyuyorum. Artık ne edersiniz deyin. Bu bu senenin sorusu olacak. Olması lazım. İki yıl önce de şey demiştim. Bu tavan tamam bile o soru olacak demiştim. Bunu soru olarak bekliyorum. Coğrafya ve ABT sorusu olacak. Hadi çalışalım. E şimdi anlatmış oldum. Şimdi anlatmış Evet denk dinali de duymuş oldunuz. Geçen sene İlkay Hocam dersime girmiş. <laughs> Denklenay gömersiniz beni diye. <laughs> ay ay ay. Hadi bakayım. Haydi bakayım. Değerli dostlarım. Lütfen bakın. Eğim atımı. Önce hepsinin ismini bir sayayım. Bir kere bir sayayım. Sonra hepsini neden böyle isimlendirilmiş onu söyleyeyim. Lütfen eğim atımı ne demek? Önce 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 sana verilen fayın ne fayı olduğuna bak. Ters fay mı normal fay mı? Normal. Yana bir atım mı olmuş mu? Sadece normal fay özelliği mi? Sadece düşey atım mı var burada? Sadece yukarıdan düşmüş mü bu tavan? Yok hocam. Aynı zamanda burada da bir atım olmuş. Bak. Şurada da bir atım olmuş şöyle. <laughs> Sol yana atım da var burada. Şöyle şu yönde. Ha o zaman hem normal hem yanal. Evet. Evet. E hocam, e haliyle bir açılma da olmuş. Hmm. O zaman hocam, özetle bu bir oblik fay ya. Ne yoruyor bizi? Verev atımlı, normal fayda diyebilirim buna. Yani oblik zaten o demek. Verev atımlı. Sol yanal atımlı, normal fayda diyebilirim. Şimdi çok fazla deprem bilince, bu ne diyordu bana? Sen depremci değilsin. Sen coğrafyacısın. İşini yap. İşini yap. Çıkar diplomanı. Tamam böyle salaklar türedi ya. Çıkar ya. diplomanı. Ben coğrafyacıyım. Evet. Siz de coğrafyacısınız. Biz başka ne iş yapacağız? İklimden bahsetme. Seni bağlamaz. Depremden bahsetme. Faydan bahsetme. Lan neden bahsedeceğim? <laughs> Niye karışıyorsun abi? Git işine ya. <laughs> Allah Allah. Bilmem de adamları rahatsız ediyor. Çok garip değil mi arkadaşlar ya? Neyle uğraşacağız biz bu ülkede Allah aşkına? Çekip ülkeden gidiyorum. Bir şekilde sosyal medyadan bile bana ulaşıp tahrik edebiliyorlar. Ya rahat bırakın arkadaşım beni ya. Ya bırak. Beğenmiyorsan okuma, izleme. Yemin ederim birini paylaşıyorum. Yemin ederim küfür eden bile var. Anama babama küfür eden var ya. Niye bilmiyorum hasta ruhlu insanlar. Lütfen ülkenin şebeke suyuna yoğun miktarda antidepresan katın. Lütfen yalvarıyorum. Bu ülkeye yapılacak en güzel şey havaya, havadan zerk edilmiş yoğun miktarlı antidepresanı ülkenin üzerine komple dökmek. Başka türlü o düzelmeyecek. Herkes gülsün ondan. Sonra. Allah herkesin keyfi yerinde. Neyse devam edelim. Bir kızmıştım. Burada enerjimi attım. <laughs> Şimdi. Oblik fay olduğuna karar verdik. Madem bu senenin sorusu olacak doğru düzgün anlatalım şunu. Hocam o zaman bunda kaç hareket olmuş ona karar ver. Bir yukarıdan düşmüş. Bir bu tarafa doğru kaymış. Bir birbirinden uzaklaşmış. Ne kadar eğimli arazide düşmüş dik mi düşmüş yani şimdi bu da horse graben olur. Bak bu da horse graben. E bu da horse graben canım. E bu iki fayın eğimi aynı mı? Fayın eğimi ne kadar? Birbirinden bu iki kütle ne kadar uzaklaşmış? Ne kadar yukarıdan düşmüş? Ne kadar ötelenmiş? Bu köşesiyle bu köşesinin bileşkesi ne? Ne kadar uzaklaşmış? İşte bütün bunlar bize bir oblik fayın unsurlarını verir. Her fayda bunların hepsi olmaz. Ama bu oblik fayda bakalım ne var. 1. Ne kadar eğimli yüzeyde düşmüş? A. Eğim atımı. Büyüdü mü? Daha büyüdü mü? Görün daha net. Ha kalem açık diye büyümüyor şu anda. Heh, tamam büyüdü. A. Eğim atımı. Ne kadar ötelenmiş B. Doğrultu atımı ne kadar olmuş? Şuradan şuraya ne kadar gitmiş? B. Doğrultu atımı. Bu ikisinin bak <laughs> bu ikisinin bileşkesi ne? Nedir? Yani hem aşağı düşmüş hem de bu tarafa kaydıran bu iki köşeyi baz alarak bir net atım. Yani eğim atımla doğrultu atımın bileşkesi nedir? C. Net atım ya da vere, verev atım da diyebilirsin buna. Verev atım. Çünkü verev bir hareket var. D. Yukarıdan ne kadar düşmüş? Tavan yukarıdan ne kadar düşmüş? Burası tavan biliyorsun. Tavan yukarıdan ne kadar düşmüş? Dikey olarak ne kadar düşmüş? Dikey atım. Birbirlerinden yatay doğrultuda ne kadar uzaklaşmışlar? Yatay atım. A da küçülttüm. Bu senenin sorusu. Şimdi açıyorum anlaşıldıysa bana anlaşıldı hocam basitmiş. Ee, bu söz veriyorum bulabilirim. Yani diyelim ki hiçbirinin verilmediği boş bir tane unsur verdi bana ve harfler koydu A, B, C. Yukarıdaki e, fayın atım <laughs> unsurları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Hocam koymuştu A'ya eğim atımı yapıştırdım. B'ye doğrultu attım. C'ye de verev atım ya da net atım dedim. Cevabı çıkardım. Diyebilecek misiniz? Diyemeyecek misiniz? Diyemeyecekseniz söyleyin. faylı yapıdan bahsediyoruz. Fail unsurlarından bahsettim size. Hocam bu dikey atıma düşey atımda dersek olur mu? canım sağ olsun de canım düşey atım da diyebilirsin. Düşmüş çünkü. Tamam. O zaman bu da anlaşıldı. Tamam. Harikasınız. Tamam. Soru olarak gelirse yaparsınız. Geç bunları. Geç. Arkadaşlar bir horse graben sisteminde <laughs> tabii ki grabenler üzerinde horstan gelen akarsiyonun eğiminin aniden azalmasıyla örgülü diren aşağı görülebilir. İşte burada olduğu gibi görülebilir. Yine bir hors üzerinde birbirine paralel akan akarsular görülebilir. Fayfa çetalarının olduğu yerde bir biraz birikinti konuyla da ulaşabilir. Eğer bunlar üzerinde akan akarsular Graben'de bir akarsuyla buluşurlarsa hayırlı olsun su paralel direnaj da olabilir. Yani zaten hepsini size anlat. Bakın su paralel direnaj görüyor musun? Bak su paralel direnaj. Hors üzerinde şey Graben üzerinde bir akarsu. Onun kolları Horst'un üzerinden geliyor paralel bir şekilde. Bunlar subsekant olduğu için sub paralel direneş, Geç. Geç. <laughs> ha dur bu da önemli. Çıkmıyor ama anlatayım. Çıkmıyor ama anlatayım. Peki bir sosyalciye bunlardan hangileri gelebilir? Valla koesta ne demek bilsinler. Mesa ne demek. Bir de direnajları bilsinler. Onlara tavsiyem bunlar yeterli olacaktır. Mesela şu bir sosyalci için çok da gerekli bir bilgi değildir. <laughs> Özür dilerim. Bakın. Az önce antiklinal ve senklinalde rölyef terselmesi olmuştu anlatmıştım doğru mu? Hatta tünemiş senklinal nasıl ortaya çıkar? Denklinal ve tünemiş senklinal nasıl ortaya çıkar anlatmıştım. Şimdi aynı durum Horst ve Graben içinde geçerlidir. Horst da aşınarak önce bir radyal direnaj ondan ya da e, paralel direnaj fark etmez. Üzerinde ortaya çıkan bir direnaj onu aşındırıp halkalı hale getirip sonra da Horst'u o kadar aşındırır ki Graben'in altına indirir. Artık senin Graben'in yeni Horst'tur aslında. Graben artık yukarıda kalmıştır. Geçmiş olsun. E ne diyeceğiz buna? Hocam Horst böyleydi. Çizerek anlatıyorum. Çizerek anlatıyorum. En iyisi benim kendi o anlık çizimlerim. Burada şekilde. Hocam Horst Graben. ilk sev hali bu. Horst aşındı. Graben burada kaldı. Horst Graben. Aşındı Horst. Artık bu Graben'in adı Obsekant Horst. Obsekant Horst. Tekrar faylandı buradan. Tekrar kırıldı. Hop. ben aşağı çöktü tekrar. Yine bu hali aldı. Eski haline geldi. Eski haline geri döndü. Resekant. Horst. <laughs> Pardon. Buna resekant. Resekant Horst. Niye? Geri döndü Horst. Hayırlı olsun. Horst işlevini kaybetmişti. Graben Obsecant Horst halini almıştı. <laughs> Obsecant Horst'u. Tekrar faylandı. Graben tekrar aşağı düştü. Horst tekrar yukarı çıktı. Geri döndü. Birileri demiş ki öldü. Des duysunlar Resecant Horst geri döndü. <laughs> Burada Resecant Horst deriz. Obsecant Horst ve Resecant Horst anlaşıldı mı? Hiç sağlıklı değil kola ama ne yapayım böyle ders anlatırken bir şeyler içme isteği. Doğuyor. Ders de uzun ama biz bizeyiz zaten. Burası sizler yabancı değiliz, misafir de değilsiniz. Ev sahibisiniz sizler. Benim dostlarımsınız. O yüzden şimdi iki sesinde ne olduğunu tabii ki anlayacaksınız. Çocuklara ekrandan uzak tutun. Yarın buna sataşırlar. Anam, anam ders anlatırken sigara içmiş. <laughs> Sana ne? <laughs> Evimde değil miyim? <laughs> Belki sabaha kadar ders yapacağım. Şarjım bitene kadar. Burası benim evim. Bu ekran bizim ekranımız. Dostlar razıysa e çoluk çocuk da yok aramızda. Vay efendim çakmak sesi geldi arkadan. <laughs> alan dersi alan dersi. Bitmedi bitmedi nereye bitti Gamze. Aa. Gamze benim ömrüm bitti ya. Donlu yapıyı anlatacağım. Bir ara verdim nefes alıyorum ya. Bir açayım dedim şey resekant. E, horst anlaşıldı mı geri dönen Horst. O anlaşılsın. Bak demin kahve yapmışım içmemişim soğumuş. Onundan da bir yudum alayım bari. Dibek kahvesi. Sağ olun sağ olun. Yaşlılar var Gamze. Gamze zaten neden bağırarak anlatıyorum sen duy diye Gamze. Kim o fiziki coğrafyada? Bak fiziki coğrafyada zorlar arkadaşım. Baştan benim videoları izle. Her şeyin mantığını yavaş yavaş. Sosyalcilere direnajlar yarar. Şimdi aa, size güzel bir soru sorayım. Sosyalciler dahil güzel bir soru sormak istiyorum. Hadi yorumu kapatayım. Allah'ım kafa karıştı. Yorumu buradan kapatacağım ama aşağıdan kapatmaya çalışıyorum. Yorum nereden kapanır düğmesi arıyorum. Çünkü hayatım şimdi bu iki ekran arasında dönüp gidiyor. <laughs> Sosyalciler dahil bir soru soracağım ama cevaplayın. <laughs> Rölyef terselmesi olan bir yerde. Yani bir horstun aşınarak gravenin altına kalmış olduğu bir yerde yahut bir antik aşınarak senklinal seviyesinin altında kaldığı bir yerde. Nasıl direnaj olur? Rölyef terselmesinde nasıl direnaj görünür? Böyle zor sormuyorlar ki. Olsun sorabilirlerdi. De. Rölyef terselmesinde görebileceğiniz direnaj nedir? Son bir sigara içelim. Öyle git gideceksen. Ne olur yavaş iç yavaş iç. Dönmeyeceksen. Ay Kaç sant? Deyip iğrenç bir sentripital <laughs> direnaj. Bravo. Sentripital. Yok. Benim hocam. Benim hocam aşko. O halkalı daha aşınmadan önce böyle hafif bak şimdi dom bu. Domun üstünde radyal var. Dom hafif aşındı. Böyle oldu. Artık etrafında dönüyorsunlar. Seni yiyeceğim diyor. Halkalı. Onu yiyor bitiriyor. Öyle oluyor. Çukur oluyor orası. Sentripital. Rölyef terselmesi sentripital. Tamam. <laughs> Harikasınız. Harikasınız. Arada bir sayımız artıyor. <laughs> Normal genel kültürcüler geliyor. Bakayım burada ne oluyor? Bir şey mi kaçırdık? Lan diyor Türkçe konuşmuyorsunuz hocam. Ben dersi izledim. Türkçe bir şey yoktu. Sentripitaller, bilmem neler falan. E tabi coğrafya bilimi. Domlu yapıdı domlu. Dom neden oluşur? Önce ona bakalım. Tek şekilde antiklinal şeklinde kıvr yani yan basınçlar sonucunda kıvrılma seri periyodik bir şekilde gerçekleşmez. Tek bir yapı kıvrılır. Hacer Tum Dağı gibi. Türkiye'de pek yok. Diyarbakır'ın kuzey kısımlarında bulunan Hacer Tum Dağı tek antiklinal şekilli bir domdur. Yani dom kıvrılmayla olur. Bir kıvrılma. Domun oluşum şekilleri. Bir kıvrılma. İki dom yer altından magmanın intrizyonu sonucu yere doğru intrizi olarak batolitler veya onlarda doma plütonik domlar. Yer altından magmanın sıkıştırması. Hatta bazen bunlar lakolitlerin neden olduğu. lakolit hatırlıyor musunuz? Daha küçükleri lakolitlerin. Batolitlerde neden olabilir? Lakolitlerde neden olabilir? Batolitlerin neden olduğu o yoğun birikim plütonik domlara Lakolitlerinki biraz daha özelleştirmiş ama her ikisi de magma intrizyonu sonucu meydana gelirler. Mesela Uludağ bir batolit kütledir. Aslında bir domdur. Yine değerli arkadaşlar bazen domu kazarsınız volkanik bir kayaya ulaşmazsınız. Peki bu doma sebep olan şey bir gaz basıncıdır. Volkanik gazların sebep olduğu domlaşmaya yer kabuğunun kubbeleşmesiyle oluşan bu domlaşmaya... Kripto volkanik yani gizli volkanik domlar denir. Tuzla kaplı yer altında tuz kütleleri çevreden yan basınçlarla üzerlerindeki kalker, jips, dolomit gibi yapıları yukarı doğru iterek bir kubbeleşmeye neden olabilirler. Hatta bu kubbeleşme sırasında unsurların yumuşaklığı kenarda da kıvrılmalara neden olur. Diapir kıvrımları adı verilir buna. Evet tuz domları etrafında diapir kıvrımları da olur ve domlu yapılarda önce radyal direnaj görülür. Dom aşındığında aşınmış bir dom üzerinde halkalı direnaj görülür. Dom iyice ortadan kaldırılıp orası çukur hale geldiğinde çevreden merkeze doğru akan sentripital bir direnaj ortaya çıkar. Bu bir rölyefin tersleştiğini göstermektedir. Domlu yapıda bitti. Son diskordans. Domla ilgili sorunuz var mı açıyorum. Son olarak Discordans örtülü yapıyı anlatıp morfolojinin ilk konusu olan yap, yapısal morfolojiyi bitirmiş olacağız. Bir sonraki dersimizde kur kurak ve yarı kurak topografyanın bütün unsurlarını mantığıyla anlatacağım size. Bir tek soru kaçırma ihtimaliniz yok. Sosyalciler kurak yarı kurağa gelsin, Ripple Mark'ı öğrensin, Seyfi öğrensin. Boyuna enine tüm kumul çeşitlerini kurak bölgeler nasıl oluşmuştur? Yarı kurak bölgelerden hem iklimle alakalıdır. Çünkü unutmayın kurak yarı kurak topografya bir morfo klimatik bölgedir. Tuz domlarının bulunduğu yerler kaya gazı ve doğal gaz rezervleri bakımından önemli yerlerdir. Doğru. Kripto volkanik domukaz, gaz çıkar mı? Belli olmaz ama çıkmaz. O bir şekilde sızmıştır zamanla. Yok çıkmaz ama genelde tuz domlarının altında gaz çıkabilir. Evet son olarak diskordans örtülü yapı. Yani en zor olan morfolojiyi anlatacağım size. En zorunu. En zoru bu. Aslında en zoru bu. Yaşlıyız ama biliyoruz. E yaşlıların bir bilgi birikimi oluyor tabii. Saygı duyuyoruz efendim. Çok iyi anladınız. Güzel, sevindim. Hadi bunu da anlatayım, bitireyim, kaydedeyim, yükleyeyim YouTube'a. Oradan da tekrar amaçlı izleyebilirsiniz. Değerli dostlarım, değerli arkadaşlarım. Coğrafyanın tamamını, beşeri, siyasi coğrafya, ülkeler coğrafyası dahil olmak üzere bu şekilde anlatmaya çalışacağım. Size alternatif bilgiler de vereceğim. Öyle ıvır zıvır şeyler de anlatacağım. Velev ki 60 soruda 55 ve yukarısını yapın, 15'te siz koyun ona eğitim bilimlerinden. Netlerinizin ortalama 65 ile 70 arasında olmasını, en az 65 olmasını tercih ederim açıkçası. Kitlemizin hedefi en az 65 ÖABT neti. En az 65, 64 olur mu? Yani ruhuna bağlı sınavın. Yani 58 de olur geçen seneki gibi. Bak 58 net, atandı insanlar. El ama ruhuna bağlı. Sınavın ruhuna bağlı. Şimdi değerli dostlarım çizeceğim. Ama iyi dinle. Baştan sona nefes almadan dinle. Bir kere de bundan sonra anlatacağım şeylere de faydası olacağı için. Burası bir arazi. Burada bir akarsu tatlı tatlı akıyordu böyle. Kolları vardı. Tamam. Şöyle. Şöyle. Böyle akıyordu. Yönünü de gösterelim. Ve denize dökülüyordu. Burası denizdi. Çeşitli nedenler. Her başta östatik ya da izostatik nedenlerle deniz yükseldi. Epirojenik hareketledi. Hep deniz yükseldi. Yani transgresyona uğradı burası. Deniz ilerledi. Buraları su bastı. Hayda Akarsu'nun olduğu yeri deniz kapladı. Artık burası deniz. Şu gördüğün yer bir denizel birikim alanı. Burada bir sürü unsur birikti. Kahverengi nerede? Denizin artık deniz ya burası bir birikim alanı haline Akarsu'nun aşınım alanıyken birikim alanı haline geldi. Biriksin malzeme. Burada bir sürü malzeme birikti. Burası bir sedimentasyon alanı, birikim alanı haline geldi. Evet. Şimdi bir. Burası bir aşınım alanı iken birikim alanı haline geldi mi? Geldi. Dönemsel olarak burası bir boşluk oluştu mu? Oluştu hocam. Yani hiatüs var mı? Zaman boşluğu var hocam. İklimler değişmiş olabilir. Zaman boşluğu olmuş. Karasal alan, denizel alan haline gelmiş. O zaman bu bir diskordans yapımı, uyumsuz yapımı. Evet hocam. Bu bir diskordans yapı, uyumsuz yapı. Çünkü aşınımken birikim alanına gelmiş. Ha. Sonra bir sebeple deniz geri çekildi. Regresyon oldu. Ve burası tekrar kara haline geldi. Aa, tekrar kara haline geldi. Deniz gitti. Akarsu buraya kadar akıyordu. Geri çekilmişti ya akarsu oraya deniz gelmişti. Akarsu çok mutlu oldu. Dedi ki aa benim eski arazim burası. Tekrar karaya dönmüş. Ben yine burada akacağım. Oley. Nerede akayım? E artık her yer birikim alanı. Akarsu burada akarken eski vadisini daha kolay buluyor. Daha yumuşak olduğu için o vadi çukur alanları buluyor ve eski vadisinde akıyor. Eski temeline kopyalanıyor. Ve etrafta küçük küçük birikimden oluşan o ada tepelere bırakıyor. Onlara dokunmuyor fazla, hafiften aşındırıyor onları. Ve burada küçük küçük boğazlar oluşuyor, epijenik boğazlar, epijenik yedikler oluşturuyor. İşte böyle arazilere süren pose, olayı orada oluşan küçük boğazlara, şu tepeler arasında oluşan küçük boğazlara epijenik gedikler bu yapının kendisine diskordans örtülü yapı diyoruz. Diskordans örtülü yapı üzerinde gelişen vadiler epijenik vadilerdir. Diskordans örtülü yapı üzerinde sürenpoze olayı meydana gelir. Diskordans örtülü yapılar Zaman boşluğu hiyatüsler ve daha sonradan aşınıma tekrar uğradığı için lakünler vardır. Çünkü aşınım devresine girmişse, bir birikim alanı aşınma evresine de dönüşmüşse o aynı zamanda lakündür. Zaman boşluğuna hiyatüs, aşınım evresi de işin içine girerse lakün de denir. Diskordans örtülü yapı ve üzerinde gelişen epijenik gedikleri anlattım. Bakayım söyleyecek bir şeyim var mı? Açayım yorumu. Vallahi hikaye gibi anlattım. Ben anlamam. Ben Discordans ne demek? Discordans örtülü yapı üzerinde gelişen olayı da anlattım size. Ve gerisini anlamam ben. Bu sosyalciden çok coğrafyacı ilgilendirir. Ama drenaj ağları sosyalcileri de ilgilendirirdi. Bana sormak istediğiniz bir soru var mı? Yapısal morfoloji bitmiştir. Hocam buna örnek verir misiniz Türkiye'den? Vermem mi canım benim? Kızılırmak ve Yeşilırmak'ın canik dağları ön tarafında kalan kısmı vakti zamanında deniz istilasına uğramıştır Neojen'de. Orası bir Neojen çökel alanıdır. Kızılırmak ve Yeşilırmak tekrar oraya gittiğinde canik dağlarını antesidant bir şekilde kesip tekrar oraya araziye geldiğinde Kızılırmak ve Yeşilırmak o arazide yani bugünkü Samsun'da neojen çökeller üzerine yeniden eski temellerini kopyalamışlardır. Dolayısıyla oradaki arazilerde sürempoze olayı gerçekleşmiştir ve epijenik yediklere rastlanır. Drenajları dersin başında anlattım Nisa hocam. Dersi yüklediğim zaman izleyin. Evet. Gördüğünüz gibi bir transgresyon, birikim alanı. Akarsu yok. Sonra deniz geri çekiliyor, akarsu geri geliyor. Oo, burada bir sürü şey biriktirmiş daha önce denizin dibinde bir sürü. Orada tekrar akmaya başladığında nerede akmış oluyor? O çökeller üzerinde akmış oluyor. Neojen çökeller üzerinde. <laughs> alıyorum alıyorum zaten. Dostlarım var mı bana sormak istediğiniz bir şey? Dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde kurak ve yarı kurak topografiyi işleyeceğiz. Bana söylemek, sormak istediğiniz bir şey varsa buyurun sizi dinliyorum. Rica ederim değerli arkadaşlar ben sizlere teşekkür ederim sabrınız, anlayışınız ve bana şirk ettiğiniz için. Olsun Derya Hocam olsun nereden başlarsak avantajdır. Geç tanıştık ama hayırlısı olsun. Geç olsun güç olmasın. Masif arazi nerede diye sordu biri. Yanlış mı gördüm hızlı geç diyorum masif arazi yani Taşeli masif, Menderes masif. En büyük masifi soruyorsan Menderes. Menderes masifi parçalı, çok boyutlu. Yani aslında Menteşe'den başlayıp iç Ege'ye kadar uzanan bir masiftir. Eğer en büyük masifi sorduysan. Vallahi görmedim soruyu. Ama son anda masif, yani herhalde de kalkıp bana hangisi masif diye sormuyorsundur. Tekrar sor istersen ben soruyu yanlış algılamış olmayayım. Ama en büyük masifi sorduysan en yaşlı masifi soruyorsan Mardin. En depremselliğin en az olduğu mevcut fay hatlarına uzaklık nedeniyle Taşeli. Ama hangi soruyu tam anlamadım. Neyse bir daha sorarsınız. Değerli dostlarım, arkadaşlarım. Yayın kopmadan kaydedeyim izninizle. Bekleyin o İstediğinizi bakın coğrafya ile ilgili her şeyi sorabilirsiniz. Bilmiyorsan beraber buluruz sonucu ama genel olarak da bir muhakeme, hakimiyet var. En büyük diyorsa Menderes'tir. Menderes masifidir. İç ege kısımlarında işin için. Rica ederim. O zaman kendinize çok iyi bakın. Ben kaçıyorum değerli arkadaşlarım. Dersimiz sona ermiştir. Bir sonraki dersimizi ihmal etmeyin. Canlı katılımı her zaman tercih edin. Çünkü bakın anında sorabiliyorsunuz. Bir de benim için de motivasyon oluyor. Eğlenmiş de oluyoruz. Sağ olun, var olun. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.